merkezin olduğu kesin zaten. Birilerinin birilerini takip ettiği, yasa dışı izlediği, yasa dışı takip ettiği, sesini veya görüntüsünü bilmiyorum ta hangisi, onu ondan çok fazla bilgim yok. Alıp bunu internet ortamında yayınladı. Görüntü de var. Yani şimdi bunlar doğru şeyler değil. Normalde savcıların harekete geçip bunu ortaya çıkarmaları lazım. Sayın Başbakan da sık sık bu kaset olayını dillendiriyor. Yasa dışı işlemden medet umanlar bu ülkede başbakanlık yapamazlar. Ama meclise böyle bir şey geldi galiba, değil mi efendim? Yani meclise daha farklı geldi ama kadük oldu. Kadık herhangi oldu. Bir internet sitesinde yayınlanırsa suçu aleni anlayacak. Aleni ondan kabul sonra edecek, aleni olacak. Herkes istediği gibi kullanabilecek. Herkes kullanacak. Ama yasa dışılığa prim verilirse sonuç bu olur. Sayın Başbakan hemen arkasından dedi ki CHP ile ilgili olayda MİT'e talimat verdim, savcılara talimat verdim, failleri bulacaklar. Ne oldu? Çıkmadı ortaya. O zaman onun o komployu düzenleyenlerin başındaki kişi Sayın Başbakan'dır. Ben onu suçlarım. Benim muhatabım o. Hukuk dışılığı savunan bir başbakan olmaz. Hukuk dışı işlemleri alıp da seçimde kendisine malzeme olarak kullanan bir başbakan olmaz. O başbakan iki tane telefon konuşmasını yayınladı diye iki gazeteciyi Aydınlık'tan aldı, Silivri'ye gönderdi. Diğerlerine ne yaptı? Sırtını sıvazlıyor. İyi yapıyorsunuz diye. Böyle başbakan olmaz. O da bir mahkeme kararı değil mi efendim? Efendim? O da bir mahkeme kararı değil mi? İki gazetecinin oraya gitmesi de bir mahkeme kararı. Ona biz, ben Silivri'ye mahkeme demiyorum, özür dilerim. Orası bir siyasi organ. O siyasi organ siyasi makamların aldığı kararları uygulayan bir yargılama süreci. Ama o yargılama süreci sağlıklı çalışan bir süreç değil. Onun için orası bizim anladığımız anlamda bir mahkeme değil zaten. Eğer bizim anladığımız anlamda bir mahkeme olsaydı, tarafsızlıkları Yargıtay kararıyla eleştirilen ve tarafsız olmadıkları söylenen kişiler onurlarına sahip olurlardı. O mahkemeden hemen ayrılırlardı. Ayrılmıyorlarsa birilerinden talimat aldıkları için orada duruyorlardır. Durdukları için de orası bir mahkeme değildir zaten. Başbakanın mitingi sırasında belediye başkanı, il başkanı, milletvekili adaylarıyla birlikte İstanbul valisi de sahnedeydi ve bu internet medyasında da eleştirildi. Nasıl buluyorsunuz miting meydanında bir valinin başbakanın yanında olmasını? Hiçbir zaman bakanlarla beraber bir siyasi toplantıya katılmaz. Valiler de katılmadı. Benim gördüğüm hiçbir yerde. Ama AKP ile beraber bu tablo değişti. Birçok şey artık değişmiş valiler, gibi görünüyor da. Tabii. Anayasa valiler mahkemesi AKP'nin valisi. Onlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin valisi değil. Aslında o insanların arabalarından Türk bayraklarını indirmesi lazım. AKP bayrağı takıp gezebilirler. Sizin siyasette yıldızınızı parlatan en önemli unsur açıkladığınız yolsuzluk dosyalarıydı. Evet. Ve bu konuda yaptığınız tartışmalar, evet, birebir girdiğiniz tartışmalar, evet, oldu. Ve bu çok dikkat çekti. Bakıyorum bu seçim kampanyası süresince hiç yolsuzluklardan söz etmiyorsunuz. Evet. Yolsuzluk diye bir özel vurgunuz yok, dosya açıklamıyorsunuz. Evet. Bir yolsuzluk yok herhalde memlekette. Öyle mi, yoksa siz mi yakalayamıyorsunuz, hangisi? Hayır, yolsuzluk çok. Niye ama açıklamıyorsunuz? O kadar çok yolsuzluk var ki. Hangi gazeteci yazacak? Eğer yazacaksanız, manşete taşıyacaksanız, tüm Türkiye'nin gündemine otursun diye, ben size bir bakanın yapılan bir soruşturmayı durdurun diye yazdığı yazıyı göndereyim. Ama hiç kimse korkudan yayınlayamaz ki. Buyurun açıklayın. Bunu söylediniz o zaman, canlı tabii şimdi efendim, bunu soracağız. Bu canlı yayın. Çok sayıda canlı da telefon alıyor. Sağlık Bakanı, şu an Sağlık Bakanı, şimdiki Sağlık Bakanı, konusu nedir Van'daki o zaman? Bir soruşturmayı durduruyor. Yazı yazıyor resmen altında Sağlık Bakanı olarak. Ya yolsuzluk ne alakası var? Yolsuzluk dosyasını soruşturmayın diyor. Bir kime ayrıntı verebilir misiniz? Çünkü yolsuzluk saptanmış. Rapora bağlanmış. Savcılığa gidiyor. Bakan imza atıyor. Durdurun diyor soruşturmayı. Kime hitaben gidiyor? Savcılığa mı durdurun yazı diyor? Yazı durdurması için. Direkt savcılığa değil, valiye yazıyor. Valiye yazıyor. Evet. Ama yazıyı isterseniz. Şu anda yanımda değil, Ankara'da tabii. Ben bilseydim bu kadar ilgi çekeceğini, ben rahatlıkla yazıyı da getirip gösterirdim. Ama Sayın Bakan duyuyordur herhalde bizi.
Yarın desin ben böyle bir yazı imzalamadım, ben sevinirim. Peki miting meydanında açıklayın. Efendim? Meydanlarda açıklayın, meydanlar sizin. Meydanlarda şunu açıkladım, bakın Ahmet Bey. Ben Sayın Başbakan'a Kayseri'de yapılan bir yolsuzluk dosyasından bir belgeyi çıkardım. Rüşvet defterinin bir fotokopisini gönderdim. Dedim ki siz başbakansınız. İki tane mülkiye müfettişi gönderip şu konuyu bir araştırın. Başbakanın verdiği yanıt. Efendim diyor, rüşvet toplayan adamın altında imzası yok diyor. Ben de miting meydanlarında şöyle diyorum. O imzayı sen otur at. Ne olacak? Görmemezlikten geliyorsan. Adli Tıp Kurumu denen bir kurum var. Kaldı ki adam inkar etmiyor. Benim el yazım demiyor zaten. Benim el yazım diyor. İmzası olsa eminim başbakan diyecek ki imza var ama parmak izi yok. Parmak izi yakalasa efendim imza var ama bu imza ıslak imza değil. Yani rüşvete gerekçe oluşturmak, rüşveti soruşturmamak için bir başbakan gerekçe oluşturabilir mi? Ben bunu miting meydanlarda anlatıyorum. Söylüyorum da bunu. Ama bizim beklediğimiz ölçüde bir yankı medyada yok. Bir iki tane dosya açıklayalım da işte Kayseri olayı. Çok ciddi bir olay. Vilayet var, belediye var, ama Kayseri, savcılık var. Ama Kayseri olayına medyanın ilgi göstermediğini söyleyemezsiniz. Bütün gazeteler bu konuyla ilgilendi. Fakat biraz sizin açıklama biçiminiz, konunun çok karmaşık olması, karşı konu tarafın kabul sizin ediyorum. Ortaya attığınız iddialara yönelik verdikleri cevaplar falan biraz olayı başka tür farklı bir boyuta getirdi. Yani. Anlaşılmaz hale getirdi. Anlaşılmaz hale getirdi. Ama öyle bir medya var ki karşımızda. Şimdi bakın, bir rüşvet defteri var. Her şeyi bırakıyorum. Her şeyi ama. Bir rüşvet defteri var. CHP'li belediyelere sorun, herhangi bir CHP'li belediye, size yılda kaç tane mülkiye müfettişi geliyor? Kaç denetçi geliyor? İster Kadıköy'e sorun, ister Bakırköy'e sorun. Bakırköy'e gelen herhalde 20'nin üstündedir veya 60'tır, 100'dür. Her olayda gelir. Ya rüşvet defteri var. Oraya iki mülkiye müfettişi gönder. Yandaş müfettiş gönder. Çünkü onlar dahi görmemezlikten gelemezler. Belgesi var ortada. Ve biz en sonunda savcılığa... Yani siz sonuçta şuraya mı geldiniz? Şuraya iki tane mülkiye müfettişi gönder, razıyız noktasına mı ona geldiniz? Ona bile razıyız. Onu bile yapamazlar. Korkuyorlar çünkü. Ve en son Kayseri Belediye Başkanı, evet burada bir şeyler var diyor. O zaten tek başına yapmamıştır deme noktasına geldi. Kayseri'de bir özel televizyon kanalında yaptığı röportajda. Ben bunu da çıkardık. Onu da savcılığa delil olarak verdik. Ama şu anda olay ciddi ciddi araştırılıyor. 3 savcı görevlendirildi. Biz de takip ediyoruz. Kayseri'de takip ediyoruz. Arkasını bırakmayacağız. Ve bakın, üzüldüğüm noktalardan birisi şu. Belki bu YGS'ye geliriz. Deniz Feneri olayında bu kadar gecikmenin nedeni nedir? YGS'de çıkar, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı açıklama yapar. Eyvallah. Niye Deniz Feneri'nde açıklama yapmıyorsun? Ve benim bildiğim kadarıyla Deniz Feneri davasını seçim sonrasını erteleyin diye talimat verildi. Kim tarafından verildi bildiğim kadarıyla dediğiniz için? Bakın ben söylüyorum. Çıksın başsavcı ben talimat vermedim desin. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı ben bu olayın bir an önce açıklığa kavuşmasını istiyorum desin. Niye söylemiyor? Almanya'ya gittiler. Bütün deliller toplandı. Yazılar yazıldı. Niye dava açılmıyor? Ben adım gibi biliyorum. Daha ayrıntı vermek istemiyorum. Adım gibi biliyorum. O savcıları da görevden alacaklar da. Fakat bu ara alırlarsa kıyamet kopar diye korkuyorlar. Davayı açtırmayacaklar. Seçimi bekliyorlar savcıları görevden almak için. Böyle mi iddia ediyorsunuz? O talimat alan evet. Savcı davayı açamaz mı? Nasıl açacak? Savcı. O da başsavcıya bağlı. Siz yargının bağımsız olduğunu mu sanıyorsunuz? Ama yani niye diyorum? Başsavcı bu olayı engelleyen kişi olarak ortaya çıkacak. Eğer başsavcı başsavcıysa çıksın savcılara sorsun.
Kardeşim bu dava kaç yıldır sizin elinizde? Ya ne iş yapıyorsunuz siz? Niye dava açmıyorsunuz diye? Niye sormuyor? Sayın Kılıçdaroğlu, siz davanın açılmamasından yola çıkarak böyle bir fikir mi yürütüyorsunuz? Yoksa elinizde başsavcının o savcılara bu davayı açmayın diye talimat verdiğine dair herhangi bir delil, kanıt var mı? Böyle bir yazı olur mu? Hangi savcı böyle bir yazıyı yazar? Peki o zaman sözel bir ifadeyse yani. Bu nereden biliyorsunuz? Tahmin. Tahmin mi ediyorsunuz? Hayır, tahmin değil. Tahminin ötesinde. Niye söylemiyorsunuz? Soruşturmayı yürüten savcılar size gelip yakındılar mı? Hayır, asla. Asla. O savcılarla zaten konuşsak, şimdi zaten herkes duyar onu. Ben adliyeye gitsem zaten bilinir. Onlar gelseler zaten gene bilinir. Ama herhalde bizim de bildiğimiz bazı şeyler var. Kamuoyuyla paylaşmayı düşünür müsünüz bunları? Söyledim, bu kadar yeter. Yani kamuoyunun bilmesi lazım. Ya da Ankara Cumhuriyet Başsavcısının çıkıp davanın hangi gerekçeyle açılmadığını bize anlatması lazım. Amerika'nın bir kazasını sorayım efendim. Peki Pensilvanya ile ilişkiler nasıl ya da okyanus ötesi? Oraya dönük de herhangi bir kendinizi, yani bu değişim sürecini anlatma ihtiyacı duydunuz mu? Gülen cemaati nasıl değerlendiriyorsunuz? Orayla ilgili bizim bir ön yargımız yok aslında. Yani hiçbir bağlantımız da yok, ilişkimiz de yok. Ama onların, hepinizin bildiği medyası var. Onlar zaman zaman gelirler, röportaj, televizyonlarına siz çağırırlarsa gideriz. Yani bir ön yargımız yok. İstediğimiz şu: hiçbir cemaatin belli bir partiye angaje olmasını, yani siyasallaşmasını istemeyiz. Kendi işlerinde eğer uhrevi olarak bir araya geliyorlarsa hiç itirazımız yok. Yani herkes kendi inancını yaşayabilir. İstediği yerde, istediği toplulukta, istediği ortamda bir itirazımız yok. Ama siyasallaşması, onların belli bir siyasal partiye destek vermesini doğru kabul etmiyor. Gülen cemaati siyasallaşmış mıdır sizce? Son zamanlarda gittikçe siyasallaştığını görüyoruz. AKP endekslendiğini görüyoruz. AKP endekslenen bir cemaati biz dinsel anlamda bir cemaat olarak görmüyoruz artık. O bir siyasal rakip midir sizin için? Siyasal ekip olarak çıkar ortaya. Sizin için de rakip midir? Siyasal bir rakip midir o zaman? Rakip olur tabii. Şu anda öyle mi? Şu anda öyle mi? Şu anda benim gördüğüm o yola doğru gidiyorlar. Vatandaşlık tanımı, bir diğeri de eğitim meselesi. Bu konuda CHP'nin yaklaşımı somut olarak söyleyebilir misiniz? Şöyle, eğitim meselesi. Kürtçe eğitim de okullarda olacak mı, olmayacak mı? Kürtçe eğitimi zaten altyapısı da yok. Yani ders vermeye kalksanız öğretmen yok. Ama biz düşüncemiz şu: Kürtçe eğitim, yani başlayarak ilk öğrenimden başlayarak verilmesini doğru bulmuyoruz. Seçmeli de olsa. Efendim? Seçmeli olsa bile. Seçmeli tartışılabilir. Efendim, ama peki talep öbür eden türlü yurttaşlara ana dil öğretimi olanağı yani, sunulacak efendim? Seçim beyannamesinde. Hı. Talep eden yurttaşlara ana dil öğretimi olanağı sunulacak. Öğretim tabii. Öğrenim. Öğretimden bir sorunumuz yok zaten. Kurslardan bahsediyoruz. Ana dilini herkes öğrenebilmeli. Yani bunu, siz ana dil yasağı getiremezsiniz. Yasağa karşı çıkan bir siyasi parti elbette o söylemde bulunacak. Seçmeli olarak tartışılabilir diyorsunuz. Tartışılabilir, yani seçmeli ders konusunda. Teşekkür ediyoruz. CNN Türk yayınında Liderler Zirvesi'ne